O Express'ini bilmeyen yoktur herhalde. Son birkaç yılda o kadar popüler oldu ki neredeyse bilet bulmak imkansız hale geldi. Doğu Express'ini bu kadar popüler kılansa aslında gezginlerin yoğun ilgisi. İşte bunu dikkate alan bakanlık bu kez sadece yerli ve yabancı seyahatseverlere hizmet verecek turistik Doğu Express'i seferlerini başlattı. Artık haftanın 3 günü Ankara'dan Kars'a ve Kars'tan Ankara'ya sadece turistik amaçlı seferler düzenlenecek. Turistik Doğu Express'inin ilk yolculuğu da 29 Mayıs'ta Ankara'dan başladı. Sizler için o yolculuğa arkadaşlarımız Kübra Arslan ve Aytekin Polatel de katıldı. Ve bakın 32 saat süren o yolculukta neler yaşandı. O bölgeye, o yöreye gidiyoruz. İki çocuğum, bir eşim var. Kardeşim var, onun eşi var. Beraber gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Turistik doğu seferleri başladı. Dağların, nehirlerin arasından uçsuz bucaksız diyarlara, Ankara'dan Kars'a uzanan masalsı yolculuk için bundan böyle 120 yataklı Turistik Doğu Ekspresi hizmet verecek. Turistik Doğu Ekspresi önce başkent Ankara'dan hareket edecek. Arada da Erzincan, İliç ve Erzurum'da uzunca molalar verecek. Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk yolcuları heyecanlıydı. Yanına peynirini, balını alan da vardı, ışıklandırmasını ve mumunu alan da. Malum yol uzundu. Çok heyecanlıyım. Her şeyimi yanına getirdim. Keçi peynirime, koyun peynirime kadar. Çarşamba günü Ankara'dan yola çıkan tren yolculuğunu cuma sabahı tamamladı. Trenin hareketinden 10 saat sonra yeni yolculuğun ilk sabahında eşsiz bir manzara karşıladı yolcuları. İlk uzun mola Erzincan'ın İliç ilçesinde verildi. Yolculuğumuzun 15. saatinde size Fırat'ın eşsiz manzarası karşılayacak. Yaklaşık yarım saat sonra da ilk uzun mola verilmiş olacak. Daha huzuruna sesini duyardığımız çok şaşırdık. İlgiyle de izledik yani. İliç'te isteyen yolcular tekne turuna çıktı. Yaklaşık 15 saatlik tren yolculuğunun ardından 1 saatlik de bir tekne yolculuğunuz olacak. Ve o 1 saatlik yolculuğun ardından sizi Erzincan İliç'te bulunan Aydınlık Kanyonları karşılayacak. Gözlerimin kamera olmasını isterdim şu an. Şimdiye kadar görmemiş olduğum Türkiye'mizin bu yöresinin güzellikleri gerçekten muhteşem. 3 saatlik molanın ardından yola çıkma vaktiydi. Her şey düşünülmüş, gayet donanımlı bir kompartıman olmuş. Bol bol gezdik, bu kadar gezeceğimizi beklemiyordum. Yorucu değil yani, seyahatimiz çok güzel, zevkli geçti. 29 Mayıs'ta başlayan Turistik Doğu Ekspresi seferleri bundan böyle haftada 3 gün düzenlenecek. Ücretlere gelince tek kişilik kompartıman ücreti 400, çift kişilik kompartımandaysa kişi başı 250 lira. Tur gezileri bu ücrete dahil değil.